Sibasset'in sunduğu Avrupa'da 7 gün devam ediyor. Sardı korkular, gelecek yıllar. Düşündüm sensiz nasıl yaşanacaklar. Gözlerimde canlanınca yaptığın haksızlıklar güçlendi. Her şey bambaşka olacak. Döndüm var, geldim şimdi. Bugünü aslında nasıl sabırla bekledimdi. Seni yalvarırken görmek, seni ağlatabilmek, geçmişi senden geri almak bütün ümidimdi. Olmaz artık, kapı açık, arkanı dön ve çık. İstenmiyorsun artık. Bir zamanlar sen de bana acımadın. Yalnız kaldım, yıkılmadım, ayaktayım, o yaşadım. Yaşıyorum, başım yukarıda meydan okuyorum. Hayata ve sana gönlüm doluyor aşkla. Karıştım bak hayatla, başladım yaşamaya. Şimdi gel gör beni, bambaşka biri. Topladım dağılan kalbimin her köşesini. Ardından ağlayan o zavallı kız nerede şimdi? Gel gör beni, sevenlere vereceğim sevgimi, her şeyimi. Bugünü aslında nasıl sabırla bekledimdi. Seni yalvarırken görmek, seni ağlatabilmek, geçmişi senden geri almak bütün ümidimdi. Artık kapı açık, arkanı dön ve çık. İstenmiyorsun artık. Bir zamanlar sen de bana acımadın. Yalnız kaldım, yıkılmadım, ayaktayım, o yaşadım. Yaşıyorum, başım yukarıda meydan okuyorum. Hayata ve sana gönlüm doluyor aşkla. Barıştım bak hayatla, başladım yaşamaya. Şimdi gel gör beni, bambaşka biri. Topladım dağılan kalbimin her köşesini. Ardından ağlayan o zavallı kız nerede şimdi? Gel gör beni, sevenlere vereceğim sevgimi, her şeyimi. Bugünü aslında nasıl sabırla beklerimdi. Seni yalvarırken görmek, seni ağlatabilmek, geçmişi senden geri almak bütün ümidimdi. Olmaz artık, kapı açık, arkanı dön ve çık. İstenmiyorsun artık. Bir zamanlar sen de bana acımadın. Yalnız kaldım, yıkılmadım, ayaktayım, o yaşadım. Yaşıyorum, başım yukarıda meydan okuyorum. Hayata ve sana gönlüm doluyor aşkla. Karıştım bak hayatla, başladım yaşamaya. Aynen, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, televizyonu yeni açanlar için bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Avrupa'da 7 gün bu hafta canlı yayını Almanya'nın Köln kentinden gerçekleştiriyor. Ben bir yandan konuklarıma bakarak sırayla konuklarımın ismini sayacağım. Öncelikle soldan başlayalım. Kemal Şahin, Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı. Hoş geldiniz Kemal Bey. Aynur Hanım, Kölnlü sanatçımız. Böylece Avrupa'da 7 günde ilk kez Almanya'da şarkı söyleyen, Almanya'da çalışan bir sanatçımıza yer vermiş oldu Almanya'daki canlı yayınında. Diğer konuğumuz hem Dogiat İş Adamları Derneği Başkanı, aynı zamanda da Avrupa 7 günü hukuk müşaviri Ersoy Sam.
Ve Mannheim'dan gelen bir konuğumuz var. Avrupa'nın gıda devlerinden Baklat'ın yönetim kurulu başkanı Sayın Mustafa Baklan burada. Tekrar hoş geldiniz Sayın Baklan. Evet, devler deyince devler devam ediyor. Dünyanın banka devlerinden Deutsche Bank'ın bankamız genel müdürü Sayın Ergün Akıncı burada. Ergün Bey hoş geldiniz. Böyle ben size bakınca zaman zaman böyle David Beckham'ı hatırlıyorum. Hani saçlar da biraz böyle biraz Brad Pitt havası da var ama. Hoş geldiniz tekrar. Evet, hepinizin çok yakından bildiği artık dünya markası haline gelen Arzum'un Avrupa distribütörü, Pala Export'un sahibi Sayın Sıtkı Pala Bey burada. Sıtkı Bey, siz Gaziantep Belediye Başkanı geleceği için program daha bitmeden galiba başkanı karşılamak evet. için gideceksiniz. Şimdiden Künefe de geliyor mu başkanla birlikte? Bakalım, göreceğiz. Göreceğiz. Hayırlısı isteriz. Hayırlısı. Bırakmadan gitmeyin. Bu arada sizlerden de tekrar özür diliyorum erken ayrılacağım için. Rica ederiz. Başkanın da karşılanması önemli bir kardeş şehir olayınız var. Ve sevgili izleyiciler, ATV Avrupa'nın genel müdürü, gazeteci ve programcı aynı zamanda Mesut Yar da yine canlı yayınımıza Türkiye'den katıldı. Mesut Bey hoş geldiniz. Uyan Türkiye'yi artık geçtik. Uyandı herkes. Herkes uyandı. Uyan Almanya dediniz. Şimdi uyuma diyeceğiz. Yani. Uyan Almanya'da diyebiliriz. Ya burada yalnız... Muhabbet çok uzarsa uyuma Türkiye moduna geçebiliriz. Doğru. Tabii bütün Avrupa'yı da kaplıyor bizim yayınımız. Hatta Amerika'yı da kaplıyor. Hepsini şimdiden yani saat farkı gözetmeden uyan falan diyebiliriz. Diyebilirsiniz. Peki teşekkür ediyorum. Değerli konuklar, şimdi iş dünyasının Almanya'da farklılıklar yaşayıp yaşamadığı, Almanlarla arasında ayrım olup olmadığı konusunu konuştuk. Tabii ki ilerleyen haftalarda bütün Avrupalı iş adamlarını, diğer ülkelerdeki iş adamlarını da bir şekilde bir araya getirip sizlerle birlikte böyle çok geniş kapsamlı bir programda yapmayı planlıyoruz. Mesut Bey'in de planlaması içerisinde bu çalışma. Ancak tabii Almanya dediğimiz zaman da aslında aşağı yukarı aynı şeyler. Avusturya'da da yaşanabiliyor, Fransa'da da yaşanabiliyor, Belçika'da da yaşanabiliyor. Şimdi en önemli sorun, Avrupa'daki en önemli sorun benim gözlemlediğim kadarıyla 1985'ten beri ben Avrupa'nın hem içindeyim, zaman zaman gidip geliyorum ama fiilen de bir 12 senede oturmuşluğum da var yine bu mesleği icra ederek. Gördüğüm en önemli sorun şu anda gençliğimiz arasında özellikle yeni jenerasyon, yeni kuşakta bir eğitim eksikliği, iki maalesef uyuşturucu. Bazı bölgelerde örneğin Avusturya'nın Bregenz Başkonsolosu'nun bana bundan 6 ay önce verdiği bir istatistik var. Bregenz ve çevresindeki Türk gençlerinin %30'u bu çok ciddi bir rakam uyuşturucu bağımlılığıyla karşı karşıya, daha doğrusu uyuşturucu bağımlısı. Dilim varmıyor söylemeye de onun için zorlanıyorum. Tabii ki uyuşturucu bağımlılığının bağımlısı olma konusundaki bir gerekçe de eğitimsizlik. Dolayısıyla ön plandaki konumumuz eğitim. Eğitime geldiğimiz zaman ben sakın burayı bir sınav yeri olarak görmeyin ama iş dünyasına hep çağrıda bulunuyorum. Aman diyorum lütfen eğitim için, yani bir yandan para kazanın ama sizin yatırımlarınız ileride nasıl değerlenecek? Eğitimli bir kuşağın, parlak bir kuşağın geleceğinde daha çok değerlenecek deyip bu mesajı da bütün iş adamlarına verdikten sonra ben dönüyorum. Mesela örneğin Ergün Bey'den başlayalım. Deutsche Bank Türklere yönelik yatırımlar yapıyor. Bankamız kuruldu. Bu arada parantez içinde şunu da söyleyeyim. Kutlarım Düsseldorf'taki Cumhuriyet Bayramı'nı biz geçen yayında verdik. Ev sahipliğini Deutsche Bank binası yaptı. Sizin bunda çok büyük emeğiniz var. Çok güzel bir jesti bu. Çünkü Türkiye'nin önemli günlerini alması gerekiyordu. Bu vesileyle de bu arada izleyicilerimiz de zaten dün biliyorlardı. Hepimiz biliyoruz ki burada olma varlığımızın temelindeki büyük insan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'tü. Ve dün kendisini kaybedişimizin yıl dönümüydü. Bu vesileyle de hem Ulu Önder Atatürk'ümüze hem de onun silah arkadaşlarına, gazilerimize, şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Şimdi Ergun Bey, bunlar yapılıyor. Sonuç olarak Deutsche Bank buradan para kazanacak bir yandan. Bir yandan da güzel bir hizmet.
insanlara kendi diliyle hizmet vermesi. Peki, Deutsche Bank AG